Gençler, cesaretimizi takviye ve idam eden sizlersiniz. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Merhaba değerli Torbalı Ajans takipçileri. Seçime Doğru programının yeni bölümüyle yeniden karşınızdayız. Ben Murat İldur, yanımda Vedat Aksu ile birlikte. Bugünkü konu Cumhuriyet Halk Partisi Torbalı Belediye Başkan adayı Sayın Övünç Demir'in proje lansmanı. Proje tanıtımına gittik, izledik, oradaydık, canlı canlı dinledik Sayın Övünç Demir'i. Projelerini değerlendirdik, kendimize göre notlar aldık. İyi bulduğumuz, kötü bulduğumuz durumlar oldu, notlar oldu. Övgülerimiz var, eleştirilerimiz var. Başlıyoruz. Evet Vedat Aksu, söz sende. Nasıl bir değerlendirme oldu? Senin için nasıl geçti? Proje tanıtımı nasıl buldun? Bizimle paylaş düşüncelerini. Şimdi öncelikle buradan Torbalı halkına selamlarımı iletiyorum. Seçime çok az bir süre kaldı. Evet. Bugün ayın 26'sı. 22-23 günlük bir süre kaldı. Ben Sayın Özgür Erman Çağlar'ın proje lansmanına gidememiştim. Davet etmişlerdi. Fakat çok geç haberim olduğu için olsun, gidememiştim. Evet sen gittin. Sayın Övünç Demir'in lansmanına gittim. Tabii birçok not aldık. Evet, bayağı birçok her not yerimiz aldık. Not. Bayağı bir evet her yerimiz not. Ve lansman pazar günü oldu. Biz bu programı çarşamba günü çekiyoruz. Bunun sebebi de araştırmalarımız. Hı-hı. Yani yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bu neden vardı, bu neden yoktu diye. Biraz da böyle 2-3 günde biz kendimiz bir araştırma yapmak istedik. Ondan dolayı bugün çektik. Evet, nasıl geçti peki sence proje tanıtımı? Yani nasıl gördün? Önce bir küçük kendi şahsi kişisel Vedat Aksu olarak değerlendirmeni alalım. Ondan sonra projeleri konuşalım. Evet. Ben şunu gördüm Sayın Övünç Demir'de. Çok samimi, çok dürüst bir şekilde kendini orada ifade etti. Özgür Erman Çağlar da aynı şeyi yapmıştı ki bunları sen zaten burada anlattın. Çok evet. Coşkuyla, yüreklilikle anlattı her şeyi demiştin. Evet. Ben aynı durumu Sayın Övünç Demir'de de gördüm. Kendisini ben sahnede çok samimi buldum. Projelerini hani böyle şeffaf bir şekilde dile getirdi. Benim ilk izlenimim eğer bunu soruyorsan şayet projeler bana soruyorum. Samimi geldi. Ya şöyle ben de bunu hemen hatta şimdi diğer lansmana da gittiğim için bir kıyaslama yapmam gerekirse açıkçası ben Cumhur İttifakı'nın belki ittifakla alakalı da olabilir. Sonuçta AK Parti ve MHP'nin bir ittifakı vardı orada ve ben Cumhur İttifakı'nın coşkusunu, kalabalıklığını daha fazla buldum. Daha iyi organize edilmişti. Bence AK Parti bu konuda teşkilatlanma konusunda iyiler. Yani iyi de öldür hakkını yeme diyorum ve bu konuda gerçekten onları takdir ediyorum. Teşkilatlanma konusunda bir şekilde çok iyiler. Ses sistemi anlamında, proje tanıtımı anlamında, grafikler anlamında, video anlamında ben birçok yönden Cumhur İttifakı'nın proje lansmanını yani Sayın Özgür Erman Çağlar'ın proje lansmanını daha iyi buldum. Tanıtım anlamından bahsediyorum. Evet, şimdi sunum anlamından bahsediyorum. Çünkü iyi bir çalışma vardı yani. Kamera arkası, kamera önü teşkilatlanma konusunda iyilerdi. Bu yüzden kimse buradan darılmasın. Yani biz eleştirilerimizi yapmak zorundayız. O kısım daha iyiydi bu konuda. Tabii ki zaten şöyle bir şey bak. Notlarım arasında var dedin ya organizasyon olarak daha ileride. Evet. Evet. Mesela aşağıda bir ses sorunu vardı ki ben bunu hani Övünç Demir'e kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Yani rezillik bakın tekrar söylüyorum rezillik. Ya biz hani uzaya canlı bağlanıyoruz. Bak uzaya canlı bağlanıyoruz. Övünç Demir'in 3. kattaki konuşmasının görüntüsünü aşağıya yansıtamadılar. Uzaydan görüntü yansıttılar. 3. Evet. kattan aşağıya yansıtamadılar. Gerçekten ve en az 100-150 kişi yani yaşlılar yukarı çıkamayanlar veyahut fiziki sorunu olanlar aşağıda izlemek istediler. Sen bunun kasıtlı olduğunu düşünüyorsun. Ben bunun kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Bakın yine söylüyorum hatta şöyle söyleyeyim. Hatırlıyor musun? Alandaydık ben bir aşağı inip geliyorum. Evet dedim. Sen bir gezmek istedin. Ben not bana böyle birkaç vatandaş mesaj atmış, aramış. Ya bu ne rezillik kardeşim bir aşağı hani aşağı gelsene diye gittim baktım. Ya ses yok, görüntü yok. Acayip bir durum. Halk orada tepki gösteriyor o sinevizyonun başındakilere. Evet. Kardeşim sesi anlamıyoruz, görüntü gelmiyor. Hani oradakiler şey diyor ne yapabilirim diyorlar. Ya ne yapabilirim mi var? Mesela benim çok zoruma gitti çünkü ortada ciddi bir emek var. Bakın biz de emeğin kıymetinin ne demek olduğunu biliyoruz. Ben hemen Hamit Bağcı'yı aradım. Zülküf Çakan'ı aradım. Kardeşim dedim bakın aşağıda böyle bir durum var. Gelin burayla ilgilenin. Evet.
Hemen onlar da daha sonra geldiler. Sorun çözüldü. Ama sorun çözüldüğünde lansmanın ortasıydı Artık artık. yarısına gelmiştim. Evet. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Özellikle yani bu eleştiri sert olabilir ama yani belediye başka bir partide de değil. Aynı partidensiniz. Yani belediye şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde, onun yönetiminde mevcut iktidarsızsınız. Yani ses sisteminin içinde eğer belediye varsa ve bunu kasıtlı yapanlar varsa içlerinde, bence araştırılsın, bulunsun, bunun üstünde durulsun. Bir kere kendi içinizdeki arkadaşları temizlemeniz Evet gerekiyor önce. belli ki. Size çelme takmak isteyen insanları önce eleştirmeniz gerekiyor, bir temizlemeniz Yine gerekiyor diyorum. bence. Ben açık ve net diyorum. Bakın o proje lansmanı 2 saat olarak bakmayın. Kaç aylık yıllık çalışma. Övünç Demir 2019'da da adaya değdi. Tabii canım ya. Kaç yıldır bunun Onu da altyapısı konuşacağız. kuruluyor. Ya 3. kattan aşağıya görüntüyü veremediler. Bak yine diyorum. Rezillik. Evet. Bana ister gücensinler ister alınsınlar. Rezillik. Böyle bunu da Başka da kimse bir şey yazmamış demiyorum. bu arada. Yani biz özellikle bizim elimize geçen haber metinlerine ve yayılan haber metinlerine baktık. Hiç kimse de bundan bahsetmemiş. Şu an sadece biz konuşuyoruz Ama bunu. partili herkes biliyor. Ya partiler herkes biliyor mu işte o anda niye müdahale edilmedi o anda? Demek Diyorum ki ya. organizasyon anlamında da işte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Yani organizasyonda da bir zayıflık vardı. En azından birkaç partili kesinlikle aşağıda beklemeliydi. Böyle bir sorun Evet. olduğu Herkes yukarı anda, çıkmış. evet, böyle bir sorun olduğu anda müdahale edilmeliydi. Yani bunlar demek ki zafiyetler, Evet ya ne diyorum ben aşağı indim vatandaşlar tepki gösteriyor kardeşim bir şey zayıflıklar. anlamıyoruz diyor. Ses sisteminin başındakiler ne yapabilirim diyor. Ben aradım yine söylüyorum Hamit Bağcı'yı aradım Zülküf Çakan'ı aradım. Bakın aşağıda böyle bir durum var dedim bir müdahale edin dedim. Evet ya. Ya evet Ya sen aşağı olmasaydın ne yapacaklardı? Ben çok yaptı. merak ediyorum. Bütün lansman boyunca aşağıdakiler sızlanıp şikayet edip duracaktı ve gidecekti. Hiçbir şey Gittiler zaten duymadan. en az 150 kişi gitti. Zaten aşağıda da çok büyük bir kalabalık yakalayamadılar. Belki de bu Bu yüzden diye. yüzden gelen gitti. Bu ne kardeşim dedi. Ha. Gittiler Ya yani. bunu izlediklerine eminim bir ders çıkaracaklardır bundan. Bu konuyu da zaten bence gereken yerlere ulaşacaktır. Buradan kopuyorum. Şimdi şöyle bir söylem var. Mesela çok emek güçlü gelecek. Sloganı bu Sayın Övünç Demir'in. Çok emek güçlü gelecek. Şu konuda emek konusunda bence şurada hem projelerle ilgili hem de Sayın Övünç Demir'in gerçekten uzun zamandır köy köy, kasaba kasaba, mahalle mahalle, her düğüne, her cenazeye, her etkinliğe katılma çabasıyla, katılım gösterme özverisiyle biliyoruz. Yani seçim döneminde gezmedi, ziyaret etmedi. Neredeyse bütün 2019'dan beri, belki de sen benden daha iyi takip ediyorsun, yani 2019'dan seçimden sonra bile hiç durmadan gezmeye devam etti, ziyaretlerini aksatmadı. Yani sen bu konuda ne söylemek istersin? Ben Şöyle. buradaki çok emeği biraz oraya bağlıyorum. Yarısını buraya koyuyorum. Yarısını da yapacağı projelere koyuyorum. Şimdi şöyle bir şey 2019'dan öncesi de var. 2014 Hı. seçimlerinde AK Parti Torbalı'da belediyeyi kazandığında rahmetli İsmail Uygur yani zaten aday olamamıştı siyasi yasağından dolayı. Evet. O dönem seçimler bitti. İlçe başkanı Faruk Akpınar'dı. Faruk Akpınar babam rahatsız diyerek istifa etti. Sonra partide bir kongre süreci yaşandı. O zaman Övünç Demir o zamanlar daha 30'lu yaşlarda Evet. rahmetli İsmail Uygur'un karşısına dikildi. Ben de dedi başkan adayım. Evet, Seçime girdi hatırlıyorum. yani. Evet. Sadece 2019'da değil. Çok daha eskiye Evet. dayanıyor. O zamanlarını da hatırlıyorum. Yani basılan böyle bir afişler, broşürler vardı. Küçük el Evet, şeyleri o vardı. Çok daha yüzden gençti o ben zamanlar bu yüzü. çok emek kavramını yerinde buluyorum. Hiçbir şekilde abartı değil. Evet. Dolu bir slogan. Dolu bir slogan. Karşılığı var. Evet, bu güçlü gelecekte tamamıyla projeleriyle alakalı. Çünkü gerçekten yine konuşacağız. Çocuklara ve gençlere yönelik ciddi projeler hazırlanmış. Yer yer bazı projeler bence biraz uçuk projeler. Birkaç tanesi bana çok, yani gerçekçi demeyeyim de zor Zor. diyeyim. Bana göre Bütçesi çok yok. zor bütçe alanında. Bütçe. Bu arada bütçe demişken, yani verilen haberlerde özellikle ayağı yere basan demir gibi projeler diye bir başlık atılmış. Bütçesi, yeri, süresi belli diye. Evet, Evet. burada çok manidar bir gönderme var. Evet, yani burada manidar bir gönderme var. Gerçekten de verilen bütçelere biz baktık mesela. Orada ben hatta not almaya çalıştım. İşte 50 milyon, 70 milyon, 100 milyon, 6 milyon, 10 milyon diye böyle her projeye de yansıttılar bu arada. Sinevizyon'da gördüm onları. Yani bunu biraz aşağıda hatta konuştuk insanlarla. Yani nasıl yapacaksınız dedik. Bununla ilgili yoğun çalışmalarımız var. Bu bütçeyi bulmaya çalışacağız diye söylemler duyduk. Onun dışında da basına çok yer verilmemesi Evet. konusunda bence bir eksiydi. Yani Basın eksik. Biz evet, ayakta takip ettik. Yani bir gidiyor yerde ya. verilmedi bize. Biz kendimiz, yani kendi olanaklarımıza bir yere oturduk, bir Evet. ayakta durduk. Şöyle söyleyeyim. Kravatlılardan
Gazetecilere boş koltuk kalmadı. Evet, bir de tabii öyle yaptılar da meclis üyeleri, onların STK başkanları, muhtarlar, işte başka bir şey bilmeyen bir şeyler Evet. böyle böyle yürüdü gitti yani böyle. Gazeteciler ayakta kaldı. Evet, Biz ayakta yakalalım. kalmadık. Ama ben Gerçi bir şeyi yer bulduk, beklerdim. oturduk ama evet basına yer yok. Bizi merdivenin kenarındaki o koridora böyle dizdiler. Ha. Yani lütfen siz lansman yapıyorsunuz. Oradaki 1.000 kişiye hadi hitap ettiniz sesli olarak. Şey de çok komik değil miydi ya sunan arkadaş? Yorucuydu ya. Sunucu, ya sunucuya hiç değinmek Ha, istemiyorum. bir Bakın yorucuydu burada gerçekten. not almışım, şey yazmışım. Sunucunun gereksiz konuşmaları. Ya lütfen sunucu arkadaş kim ilk defa gördüm ben bilmiyorum. Ya lütfen bir daha bu arkadaşa iş yapmayın ya. Ya da konuşmasın. Ya ismi nedir Çok bilmiyorum. konuşmasın en azından değil Ya mi? ilkokul çocuğunu mu eğitiyorsun sen? İşte sol taraf bir alkışlayabilir mi? Orta taraf bir alkışlayabilir Tabii. mi? Sağ bir alkışlayabilir mi? Öğünç başkan sahneye çıkınca ne yapacağınızı biliyor musunuz? Hadi bir alkışlayalım. Ya yapmayın bunu. Tamam onun da şeyi var. Süreyi bir şekilde eritmesi gerekiyor. Evet. Konuşması gerekiyor da. Ya ilkokul çocuğu eğitmiyorsun. Sayın Öğünç Demir'in enerjisini nasıl buldun? Ben çok iyi buldum. Kendine güvenir bir şekilde sahnede yer aldı. Sunumunu yaparken de gerçekten böyle kendine güvenen bir Öğünç Demir gördüm. Heyecanı yerindeydi, inançlıydı her şeyden önce. Onun dışında zaten sıralamaları Evet, konuştuk. Öğünç Başkan'ın enerjisini ben de iyi buldum ama biraz şimdi ben çok eskiden beri tanıdığım için biraz yorgun gibiydi. Ama normal, ben seçim Evet, sürecinde bu biraz yorgunluğu yorgun gibiydi. Hani normal buluyorum. Yine de inşallah bir inanç olarak iyi buldum ben. evet dedim ya az önce de çok samimi, çok dürüst, çok içten konuştu. Evet, ve projeleri de gerçekten yani hoşuma giden projeleri var. Ciddi bir araştırma yapılmış. Mesela Sayın Özgür Erman Çağlar ne kadar hükümet ve bakanlarla bu işi halletmeye çalıştığını söylese, Sayın Övünç Demir de Büyükşehir'le bu işleri halletmeye çalışacağını söyledi. Birçok projesinde Büyükşehir'den bahsetti. Bahsetti. Onların desteğini alacağını söyledi. Onlarla birlikte büyük işler, birlikte birçok iş, birçok proje hazırladıklarını dile getirdi. Sen nasıl gördün projeleri? Başlayalım Şimdi projede. Büyükşehir dedin. Geçen mesela Sayın Özgür Erman Çağlar'ı değerlendirirken bu ilçenin bir garajı yok demiştim. Beni AK Parti'den arayanlar oldu. İşte otogar yapmak, garaj yapmak Büyükşehir Belediyesi'nin işi diye. Mesela Sayın Öğünç Demir projelerinde otogar yapacağız demiş. Büyükşehir Belediyesi ile yapacağız demiş. Ben o zaman AK Partililere şunu demiştim. İyi de Büyükşehir'i kazanmayacak mısınız? Yani inanmıyor musunuz Büyükşehir Evet, güzel bir soru kazanacağınıza? sormuşsun. Neden dedim Büyükşehir kazanacakmış gibi proje hazırlamadınız dedim. Evet cevap Evet. veremediler. Böyle şey Normal. Biraz oldular. zor bir soru sormuşsun Ben burada bu ayrımı da gördüm. Öğünç Demir, Cemil Tugay'ın kazanacağına inanarak projeler çünkü. hazırlamış. Sayın Özgür Erman Çağlar hükümet desteğiyle projeler hazırlamış. Yani Büyükşehir'le ilgili bir şeyler sunmamış. Buna da bir dipnot olarak anlatayım. Evet. Sayın Öğünç Demir'in Atatürk diyemeyenlerle mücadele ediyorum söylemeliyle başlayan sunum şu şekilde devam ediyor. Proje başlıklarıyla gidelim, ancak ondan önce basın bültenlerine yansıyan başlıklar var. Onlarla ilerleyelim. Daha sonra kendi notlarımızla devam edelim. Dersimize iyi çalıştık demiş Sayın Öğünç Demir bir yerde. Evet, bunu geçen gün bir haberde daha bahsetmişlerdi bundan. Evet ya, ve şöyle bir not vardı orada, hoşuma gitti. Sayın Özgür Özel'e teşekkür etti. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti Evet. Sayın Öğünç Demir. Ve bu biraz da aday adaylığı sürecinde handikap olur diye düşündüğümüz bir durumdu. Ancak Özgür Özel tekrar tercihini Sayın Öğünç Demir'den yana kullandı. Torbalı'da bu konuda bir liyakat örneği yaşandı. Evet. Evet. Beklemiyorduk Ben açıkçası. açıkçası beklemiyordum. Evet, Açık çünkü ve net buradan bir diyeyim. handikap gibi görmüştük biz bunu. Çünkü diğer adayları hep şunu işlediler. Öğünç Demir ve ekibi, işte Hakkı Polat ve yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Hani Özgür Özel üzerlerini çizdi diye hep bunu pompaladılar. Seçim Evet. aday adaylığı süreci boyunca hep bu söylemi pompaladılar. Şimdi şöyle bir şey. Ben de haber metninde ilk şunun altını çizmişim. Atatürk diyemeyenlerle mücadele ettim demiş Öğünç Demir. Evet. Burada neyi kastetti bilmiyorum ama muhakkak o biliyordur, mesaj yerine gitmiştir. İllaki. Sorunları görmeden proje anlatamazsınız. Çok yerinde bir deyim. Az evvel ben yayına çıkmadan önce mesela birkaç tane bozuk yol paylaştım. Subaşı Mahallesi'nde, Karakuyu Mahallesi'nde. Bakın arkadaşlar, bu şehrin belediye başkanı halktan bağımsız yaşayamaz. Kesinlikle. Tekrar söylüyorum, bu şehri yönetenler
Kaymakam olur, emniyet müdürü olur, belediye başkanı olur, halktan bağımsız yaşayamaz. Ben evden buraya yürüyerek geliyorum, yürüyerek gidiyorum veya o çarşıdan bir yere gittiğimde arabamla vın basıp gitmiyorum. Sorunları görüyorum, halkla konuşuyorum. Belediye başkanı nerede ya? Sahip 1,5 aydır belediye başkanı nerede? Belediye nerede daha doğrusu? Evet, tiyatro dışında hiçbir şey yok belediyede. Yeter. Tiyatro yolları düzeltmiyor. Kültür Evet. sanata ihtiyaç. Ancak biz her şeyden önce temel sıkıntılardan, temel sorunlardan her zaman bahsediyoruz. Zaten haberlerini Tabii. yapıyoruz sürekli. Sayın Ömüş Demir de bunu dile getirmiş. Sorunları görmeden proje anlatamazsınız diye. Evet, Haklı. bugün mesela Özgür Erman Çağlar bir video paylaştı. Şunu söylüyor. Torbalı halkını yol yapılmasına sevinir hale getirdiler diyorlar. Evet. Doğru söylüyor. Çok doğru bir deyim Doğru. ya. Bu Çünkü kadar herkesin güçlü şikayeti bu çünkü yönde. Evet. torbalının hizmet kalitesi. Ama Nereden nereye konumuz geldik? Övünç Demir. Övünç Demir'in de en büyük handikapı şu anki belediyenin CHP'li olması. CHP'li Evet. belediye diyor herkes. Tabii, yani aynı partiden olduğu için Evet. de insanlar bu yüzden oy vermemeye de gidebileceğini söylüyorlar. Bizim yaptığımız sokak röportajlarında bunu çok duyuyoruz. Sokak röportajları demişken işte sorunları görmeden proje anlatamazsınız. İlçenin altyapı, asfalt ve kanalizasyon, trafik, üst geçiş sorunlarına dikkat çekiyor burada. Haklı da, biz de aynı sorunları hep dile getiriyoruz. Otogarı da eklerse zaten şehrimizin, ilçemizin temel sorunları bunlar. Yani o yüzden bu konuda kendisini tebrik ediyoruz. Umarım bununla ilgili çözüm yani yapılır. Onlar kazanamasa bile onun yerine gelecek olan ya da başka bir parti geldiğinde bile bir dayatma yoluyla bunu tekrardan şehrimize kazandırırız. Bu sorunlardan artık kurtulalım istiyoruz biz burada yaşayan insanlar olarak. Onun dışında Torbalı merkeze ne varsa ayrancılara da o olacak. Çok güzel bir söz. Çok güzel bir söz. Bunu da beğendim. Zaten Övünç Demir geçen gün Sadık İleri'deki açılışta da SKM açılışında da Ertuğrul'a ne oluyorsa Atatürk Mahallesi'ne o olacak. Evet. Torbalı Mahallesi'ne ne oluyorsa Ayrancılara Subaşı'ya o olacak derken bunu kastetmişti ve burada çok büyük bütçeli bir proje var. Dikkatini Evet, çekti mi? ayrancılarla ilgili çok proje vardı ama Evet. ben gördüm Ama tanıtımda. şu yani içinde olimpik yüzme havuzu olan, buz paten pisti olan yaşam ve spor merkezi. Evet. Çok güzel bir proje. Ama Bence bu döneme yetişir mi? Tartışılır. Ben bu tür projeleri açıkçası çok şu an için en azından gerekli bulmuyorum. Yoksa kesinlikle ihtiyacımız var. Biz yani bunları yaşamak, yapmak istiyoruz. En iyi şekilde bu hayatı yaşamak istiyoruz. Ancak yani sorunları görmeden projeleri anlatamazsınız ve Torbalı merkeze ne varsa ayrancılara da o olacak söylemini birleştirdiğimde ve yaptığımız sokak röportajlarında insanlara gidip ne eksik, ne sorun var diye sorduğumuzda şurada yapılan asfalt, özellikle kanalizasyon, Kuşçuburun'da hala bu sorunlar var ya da ayrancıların belli başlı bölgelerinde bu sorunlar var. Bir de ayrancıları zaten şey görüyoruz sürekli. Yani ayrancılara gittiğimizde insanlardan hep şu söylemi duyuyoruz. Buraya belediye gelmiyor. gelmiyor. Mesela buradan yine Övünç Demir'in bir söylemi var. Onu çok güzel not almıştık ve bence Övünç Demir'in en güzel projelerinden biri. Kapatılan Subaşı, Çaybaşı, Karakuyu, Ayrancılar ve Pancar belediyeleri binalarını tekrar aktifleştireceğini söyledi Sayın Övünç Demir. Bu çok hoşuma gitti. Çünkü biz Yazıbaşı'na, Ayrancılar'a, Kuşçuburun'a, Özbey'e gittiğimizde, Özbey'de yok gerçi de, bu tür yerlerde belediye binalarının kapatılmalarını çok şikayet ediyordu insanlar. Çünkü gidip dertlerini anlatabilecekleri bir kurum yoktu yani. Belediye binası tek bir yerde olduğu için gidip müracaat edebilecekleri bir yer yok insanların ve oraya diktikleri çavuş ya da her kimse, onlar da aksi insanlar, bize böyle söylüyorllardı. Gidip bir şey söyleyemiyoruz diyordu insanlara. O Doğru, yüzden... doğru söylüyor. Şimdi şöyle, Atalan Mahallesi'nde Bülbüldere'de yaşayan bir vatandaş belediyeye gelmek zorunda kalıyor. Ya Tabii. buralara ulaşım yok. Esot var günde 3 tane 4 tane. Ama Subaşı da bir yer olsa Bülbüldere'deki, Kırbaç'taki, Naime'deki, Tulum'daki hemen Subaşı'ya gelecek, işlemini halledecek, gidecek. Zaten Sayın Önüş Demir'in şöyle bir cümlesi oldu orada. Zamandan ve ulaşımdan tasarruf. Evet. Şurada yazmışım. Zamandan ve ulaşımdan tasarruf. Ya bence çok mantıklı bir hareket. Yani eskiden belediye olan binaları tekrar Torbalı Belediyesi'ne bağlı bir birim olarak aktifleştirmesi çok mantıklı bir hareket. Oraya koyacağınız insanlar en azından gelen şikayetleri alacak ve orada yaşayan insanlar da bir muhatap bulacaklar. Daha ciddi bir şekilde olacak bu iş. Çünkü 60 mahalle var ve yetişemiyor insanlar. En Nasıl azından dediğin yapacaksınız? gibi evet. Az şu dikkatimi çekti, aklıma şu geldi. Şimdi oradaki belediye birimleri açılacak ya, acaba şu an kimler oranın amiri olma hayali kuruyor? Şununla harika bir yer, harika bir söylemde bulundun. Övünç Demir'in Evet. lansmanda özellikle ne dedi? Torpili ve adamcılığı bitireceğim dedi.
Bu söz benim o kadar hoşuma gitti Babamın ki oğlu gerçekten olsa tanımayacağım dedi, babamın oğlu evet. olsa tanımayacağım dedi ama buradan da söyleyeyim. Sayın Öğüşdemir belki görebildiği, yakalayabildiği, denetleyebildiği noktalarda buna müdahale edebilecek ama bence bu tekrar olacakmış gibi hissediyorum. Yani hangi parti olursa olsun bu adamcılık dediğimiz olay bu ülkenin artık genlerine Kanayan işlemiş. yarası. Torpil dediğimiz artık bu durum bizim genlerimize işlemiş. Yani biz bundan kaçamıyoruz. Gerçekten mesela Liyakat dediğimiz olay bu yüzden evet, çürüdü. şu an mesela Torbalı Belediyesi'nde bir isim var. Belediye başkanlığı hariç her şeyi yaptı. 4-5 tane birimin müdürlüğünü yaptı. Ya koskoca Aynen. Torbalı'da başka kimse yok mu? Evet. Yok mu yani? Bir de öyle bir durum var değil mi? Evet. Bir adama 3 tane müdürlük veriyorsunuz yani. Çok enteresan. Yani bu yüzden ben torpili ve adamcılığı bitirebileceğine inandım Sayın Öğünçdemir. Ama alt birimlerde ya da köşe birimlerde dediğim gibi görmediği, ulaşamadığı ya da ya bunun için iyi bir denetim mekanizmasına Ben ihtiyacımız var. kuracağına da inanıyorum. Yani bunun için Kuracağına sağlam inanıyorum. iyi bir denetim mekanizması eğer kurmayı başarırsa adamcılığı ve torpili bitirir ama eğer bu sistemi kuramazsa bu kötü düzen tekrar devam edecektir. Evet, belki çok aza indirecektir ama ben yine de devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü şimdiden var yani işte dediğin gibi bu birimlere kendi çocuklarını, oğullarını, dayısını, eniştesini, dıdısını sokmayı düşünen insanlar var Var, belediye bunu kamuoyunda kanalındaysa. da konuşuyorlar. Biz duyuyoruz Ya. kamuoyunda. Yani Sayın Öğünçdemir ararsa birkaç isim de verebilirim kendisine. Aynen Gelince öyle. şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye. Bizim kulağımıza geliyor bazı şeyler Geliyor, geliyor. arkadaşlar. Hatta bizim için de tabii başka partiler için biz bir alalım onları, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyenler var. Hiçbir şey yapamazsınız. Benim vergi levham var, ruhsatım var, her şeyim var. Buradan da size fena Evet. sallarız. Akıllı olun. Evet, Evet. şurada şey var. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen. Kibar Feyzo filmi geldi aklıma. Evet. Faşo A işte, Evet. faşist düzene son vereceğiz diye. O Ben güzeldi yani. O ajandamızda yepyeni bir torbalı evet, var güzel dedi. slogan. Evet yani gerçekten çocukların, gençlerin, kadınların, emeklilerin, engellilerin mutlu yaşayacağı bir torbalı hayali var Sayın Öğüşdemir'in. Yani eğer olur da belediye başkanı olursa ve bunları gerçekleştirirse ya da gerçekleştirmezse büyük eleştiri alır bizden. Büyük haber Ama yaparız. şu var, ajandamızda yepyeni bir torbalı var. Güzel bir söylem. Güzel bir söylem. Yani gerçekten ben şu an Torbalı'da bir belediye var mı? Yani bilmiyorum gerçekten. Artık yeter. Şu Perşembe, 22-23 gün pardon. bir an önce gelsin. Şunlar bir gitsin ya. Gerçekten bakın, ben Sayın Mithat Tekin'in şahsına bir şey demiyorum. Hani Mithat Tekin Torbalı'nın yine ağabeyidir. Ama gidin kardeşim artık ya. Ondan Haklısın. ben yepyeni torbalıyı sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, ya şey Perşembe pazarına geçmeden önce Smart Torbalı diye bir uygulamadan bahsetti Sayın Öğüşdemir ve uygulama baktığında çok hoşuma gitti benim. Neden? Çünkü geçen programda da bahsetmiştik. Artık gelişiyoruz. Yani devir teknoloji devri ve bunu ayak uydurmayanlar kesinlikle yok olmaya mahkum olacaktır. Dünyanın değişimine herkes ayak uydurmak zorunda kalıyor. Biz de öyle. O smart torbalı ile birçok istek, dileğin, birçok hizmetin orada toplanacağından bahsetti Ben o Sayın zaman Öğüşdemir. aşağıdaydım. Aşağı inmiştim o Evet zaman. O kısımları ve bilmiyorum. benim çok hoşuma gitti. Özellikle şuraya yazdım sanırım smart torbalı uygulaması diye. Evet. Çok hoşuma giden bir uygulamaydı. İşte birimlerin dijitalleşmesiyle ilgili birimler aplikasyonlarla birbirlerine ulaşabilecekler, birbirleriyle iletişim kurabilecekler. İşte cep belediyeciliğinden bahsetti. Smart torbalı biraz da buna evriliyor. Veri toplama, insanlardan gelen şikayetleri, sorunları tamamıyla bir veri olarak toplayıp nerede hizmet yapılmış, nerede yapılmamış izleyebilecekler. Dediğim gibi bu tamamıyla düzgün bir denetim mekanizmasıyla çalışacak bir sistem. Onun dışında enteresan bir olay vardı. Dijital oylama ile ortak akıl diye bir söylem oldu. Yine aplikasyonla yapılan bir şey. Smart torba üzerinden şey dedi. Örnek veriyorum. Atatürk Mahallesi'nin bir alanı var. Belediyenin alanı. Oraya işte ne istiyorsunuz? Engelsiz yaşam parkı mı? Spor salonu mu? Bilmiyorum ya da dümdüz bir park mı diye bir söylem. Seçenekler soracaklar. Oradaki halkın çoğunluğu neye oy verirse ortak akıl dediği o dijital oylamayla o yapılacak oraya. Böyle bir söylem bulunup baktığımızda yani çok makul ve hoş bir plan. Halkla iç Tabii içe bir ki oylama. zaten bir şehri halk yönetmeli. Halk yönetimde söz sahibi olmalı. Evet. Ben Ama bunu ne kadar gerçekleştirilebilir tartışılır. Göreceğiz. tartışılır, tartışılır. Yani Evet. bu ortak aplikasyonda Alpket Mahallesi'nde oturan kişi Atatürk Mahallesi için oy kullanabilecek mi? Yorum yapabilecek mi? Bu da önemli.
Çünkü bir bölgenin sorunlarını en iyi Yapamayacak. o bölgede yaşayanlar bilir. Yapamayacak çünkü Övünç Demir de tam olarak şu cümleyi kurdu. O bölgede yaşayan insanlar bilir oraya neyin Evet. ihtiyaç olduğunu. Yani öyle dediğim gibi Atatürk Mahallesi'ndeki bir yapılacak bir şey tamamıyla Atatürk Mahallesi'nde yapılan bir oylamayla karar verilecek. Alpkent'teki adamın da burada oylamaya katılması mantıklı değil zaten. Ben umarım olur, görürüz. Eğer Göreceğiz. görürüz olursa da Olursa da görürüz. değerlendiririz. Evet. Değerlendiririz. Evet. Akıllı çöp konteynerları gene çok makul Ama o baktığınızda. çok Çok maliyetli bir maliyetli. şey. Ya bu dediğim gibi yani bunu makul mü? Çok makul. Güzel mi? Çok güzel. Yapılabilir mi? Tartışılır. Göreceğiz. Yani bu Çok kısım. maliyetli, ciddi maliyetli bir şey. Onun dışında tor veteriner var. Hızlıca geçiyorum. İşte hayvanlarla ilgili Can Bulans dediği bir söylem vardı. Sokak hayvanlarına ve hayvan dostlarımıza özel projelerden bahsetti. Çok güzel fikirler hoşuma gitti benim açıkçası. Yani gerçekleştirirseniz çok mutlu oluruz. Gerçekleştirmezseniz inanılmaz eleştiririz. İnanılmaz haberler yaparız. Bilginiz olsun. Ben burada Tor Süt Oraya projesini çok geliyordum. beğendim. Oraya Tor geliyordum. Süt projesini çok beğendim. İlk 100 gün kuracağımız birimler diye bahsetmiş. Buradan hızlıca veriyorum hemen. Engelliler birimi, hayvancılık birimi, halk kart birimi, kent rehberi ve adaptasyon, yatırım ve fon birimi, girişimcilik ve e-ticaret birimi, Tor Süt ve Tor Kop. Özellikle bununla ilgili Tire'de kurulan bir Tire'ye sistem örnek var. verdi ve Tire'yi kıskanıyorum dedi. Neyimiz eksik Tire'den dedi. Gerçekten Tire'nin dört katıyız. Kesinlikle. Kesinlikle Tire'nin dört Tire'nin dört katıyız. katıyız. Orada çok Neyimiz güzel bir eksik? söylem kurdu dedi Evet. yani. Mesela dünya pazarına gireceğiz dedi. Çok hoşuma gitti. Ama kimler gelecek bu pazara? Bu da Eğer önemli. yandaşlar girecekse Evet. hiç iyi değil. Ama eğer gerçekten bu Torbalı'nın halkı, buradaki pazarcı, çiftçi, buradaki esnaf insanlar girecekse ve buna bir yol açacaksanız Çok büyük büyük takdir muazzam bir şey toplarsınız. olur. Bundan Muazzam bir sonra şey da olur. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığınızı koyun bence. Bu böyle bir Tabii şey bunu başarırsanız, başarabilirse. tabii başarabilirse kesinlikle bu Ben zaten. inanıyorum ama bu işler ekip işi. Evet, ekip işi de göreceğiz yani ne kadar. Ya şöyle bak. Bence bu seçim döneminde özellikle seçim döneminde bu verilen vaatlerde herkes çok güzel şeyler anlatıyor. Yani diğer adayların da ben projelerini okuyorum, dinliyorum gerçekten. Ben yani çok hoşuma gidiyor. Diyorum ki abi ne güzel projeler var. Yani ne güzel şeyler konuşuluyor. Ne güzel şeyler hayal ediliyor. Ancak hangi parti olursa olsun abi seçimi kazandıktan sonra nerede bunlar ya? Bu projeleri yani bu projeler şey mi sadece? İşte bu dönemlere ait projeler mi yani? Seçildikten sonra yok mu oluyor bu projeler? Ya askıya mı kaldırılıyor? Bilmiyorum o zamanlar çok Ben de enteresan şeyler oluyor. anlamıyorum. Ve Ben de çok hoşuma anlamıyorum. gitmiyor. O yüzden buradan ben bütün adaylara söylüyorum. Hanginiz başa gelirse gelsin sözünüzün arkasında durun lütfen. Onun dışında meydanı bitireceğiz. Pazarı eski yerine alacağız dedi Sayın Övünç Demir. Burada hatta programın başında dedim ya çok içten samimi konuştu diye. Evet. Sayın Övünç Demir şunu söyledi. Pazar yeri projesinin taşınma kısmında belediye başkanı Mithat Tekin'le fikir ayrılığına düştük dedi. Evet. Ya şöyle bir şey. Şimdi bakın. Bir ev ya da dükkan taşıdığınız zaman evi, dükkanı bulursunuz. Sonra taşınırsınız. Ya da içerisini yaşanabilir bir hale getirirsiniz. Sonra taşınırsınız. Ben taşınacağım deyip eşyalarınızı sokağa çıkarmazsınız. Torbalı Belediyesi pazar yerini taşırken tam olarak bunu Çok yaptı. büyük bir kaos yaşandı bu arada Çok ya. büyük bir kaos yaşandı. Şu anki yeni pazarda da yeri çok güzel olanlar var. Çok arkalarda Tabii kalanlar canım var. ya. Önceden pazarın göbeğinde adam Evet. duruyordu. Şimdi en uçta köşede duruyor ve satış yapamıyor. İsyan ediyor bile. Yani o yüzden diyorum ben yaptım oldu zihniyetini artık bırakın. Övünç Evet. Demir'i ben bu yüzden bu söylemini çok doğru buldum. Halka da dokunan bir şey bu. Ben takdir ettim bu Ama şöyle bir düşüncesini. şey. Şimdi bak mantıklı düşünelim. Bu arada bu bahsettiği proje ilk 180 gün içinde kent meydanı projesinin tamamlanması, kent meydanı projesi tamamlandıktan sonra o alana pazar yerini tekrar getirecek. Şu anki pazar yeri Perşembe pazarını tekrar eski yerine getirecek. Ancak üstü açık eski halini vermeyecek. Üstü açık ve şunun söyledi. Biz yeni pazar yerimizi, katlı pazar yerimizi yapana kadar pazar esnafı da buraya getireceğiz. Yani baktığında sadece şuradan bir artısı var. Tekrar merkezi konuma getirecek ve örnek veriyorum bizim annelerimiz şu anki yeni pazar yerine gidemiyor ama burada olduğunda gidebilecekler. Bu bize artı yazar. Evet. Yani sadece ulaşım anlamında bence artı yazacaktır. Onun dışında o eski kapalı pazar yeri yok. Ta ki yeni katlı pazar yeri yapılana kadar. Yani sadece bu artısını gördüm ben. Onun dışında pek bir artısını görmedim. Tabii kimin hoşuna gider.
Kiminin zoruna gider artık. Ben bunu Ama bilmiyordum. kiminin hoşuna gider, kiminin zoruna gider dedin ya, zaten Övünç Demir lansmanda bunu da söyledi. Kimse kusura bakmasın dedi. Ben dedi önce torbalının, halkın menfaatlerini gözeteceğim dedi. Üç kişinin, beş kişinin menfaatlerini değil. Hiçbir zaman oy kaygısı gütmeyeceğim dedi Bunun bir karar arkasından da alırken. şöyle bir şey geldi. Hayal satmıyoruz ve mavi boncuk dağıtmıyoruz dedi. Artık taşı kime attı buradan? Kimlerin kafasına fırlattı? Kimler üstüne alınsın istedi? O biliyordur. İzleyenler de biliyordur. Mutlaka mutlaka İBB ile ortak projelere alkış demişiz. Az önce bundan bahsettim dedim ya, AK Partililer beni aradı otogar yapmak büyük şehrin işidir diye. Evet. Tam burada buna değinmiş bakın. İzmir Büyükşehir Belediyesi de yani CHP kazanacakmış gibi projeler hazırlanmış. Dediğim şey az önce buydu. Ya öyle yani, kesinlikle yerel yönetimde büyük şehirden destek almak zorundalar. Beraber iş yürütmek zorundalar. Nasıl ki Sayın Özgür Erman Çağlar hükümet desteğini, bakan desteğini arkasına aldı. Çünkü hükümet şu an mevcut onların elinde. O da aynı şekilde yani Sayın Övünç Demir de büyük şehir desteğini alarak iş Evet. yapacağını söyledi. Evet. Bu konuda kendisine hak veriyoruz. Umarım gerçekleştirir. Çünkü güzel projelerden bahsetti. Otogardan, işte sanayimizdeki altyapı sorunlarından, evde bakım ağından bahsetti. Bunlar gerçekten de büyük şehirle birlikte yürütülebilecek hizmetler. Onun dışında disiplinli torbalı olacak dedi. Yani öyleymiş. Çünkü meclis üyeleri de aynı şeyi söyledi. Bizi uyutmuyor, bizi durmadan çalıştırıyor diye Uyuyan sistemler aldık. birkaç kişi var ama Uyuyanları Vedat Aksu biliyormuş da benim öyle uyuyan. geldi kulağıma. Sayın Önüş Demir Yok yok, için işte bizi uyuyorlarmış. uyutmuyor, çalıştırıyor sürekli. Birkaç Irgat tane gibi. uyuyan varmış. Ya seçim dönemi zaten. İyi Bence de olmadılar uyumayın yani. yani. Bu zamanlar uyumamalısınız. Şey dikkatimi çekti. Atatürk Sanayi sitesinin etrafını komple kapatacağım dedi. Oraya giriş çıkışları kontrol altına alacağız dedi, güvenlik gerekçesiyle. Kapatacağım mı dedi Yapılabilir orada, mi? yoksa güvenlik anlamında mı kapatacağım dedi? Öreceğim dedi. Etrafını öreceğim dedi. Aa. 3 tane 4 tane kapı yapacağım dedi güvenlik görevlili. Yani bir söylem. Evet, ama sanayinin Göreceğiz. başı var, Sonu sonu yok. yok. Ucu bucağı belli değil. Ve 7-8 giriş çıkışı olmasına rağmen acayip bir trafik var içeride. Bu şekilde Çok olur çok mu? çok. Yani Göreceğiz. evet, onun dışında şey hoşuma gitti. Eğer gerçekleştirebilirse yine Büyükşehir'in desteğini alarak Küçük Menderes Havzası'na asfalt şantiyesi kuracağız dedi. Ve bunu Büyükşehir desteğini alarak 7 belediye ile birlikte, ben 7 diye duydum, 7 belediye ile birlikte, yani bu bahsettiğimiz işte Tire, Ödemiş, Bayındır, Bayındır, Selçuk. Selçuk, buradaki belediyelerle birlikte ortak bir şantiye kuracağız ve buradan asfalt hizmeti satın alacağız. Herkes kendi büyüklüğüne, ölçüsüne göre alacak ve çok hoşuma gitti. Eğer bunu bütün belediyeler ortak şekilde hayata geçirirse, birbirlerine çelme takmazlarsa, kibirlenmezlerse, gerçekten burada yaşayan insanların çok çok işine yarayacak bir hizmet olacak bu. Asfalt anlamında, çünkü en büyük şikayetimiz bu. Evet, güzel bir proje. O projeyi kahvaltıda basın mensuplarına kahvaltı verdiği zaman ilk bize Evet. anlatmıştı. Burada da kabuğunu anlattı. Tabii şu an Torbalı Belediyesi'nin Ortaköy'de bir asfalt şantiyesi var. Ben oradan, tabii çalışan arkadaşlarım da var orada. Şey diyorlarmış, ben bir bozuk yol haberi yaptım da öf, yine yaptılar diyorlarmış. Gidip orayı onarmak yerine bize sitem ediyorlar. Bize sitem etmeyin. Evet. İşinizi yapın. Ben de her şeyi doğru yapmıyorum. Yoruma yazabilirsin kardeşim. Yanlış konuşuyorsun. Kardeşim ne biçim giyiniyorsun? Biraz daha objektif olun. Ya da şu tarafı neden hiç konuşmuyorsun diyebilirsiniz. Ama işinizi yapın. Benim işim gazetecilik. Ben işimi yapıyorum. Sizin işiniz halka hizmet etmek. Halka hizmet edin. Yolları onarın. Evet. Buradan da Evet. güzel bir sistem oldu. Murat Bey Mahallesi 3691 sokak. Bir kalkın gidin bakın. Orada öyle Bakın. ya. Biz ikimiz de mesela Evet. seninle motor süreriz. Yani artık motorumuzun göbeğindeki o takozların dağılmasından bir hal olduk. Yani buradan, bu arada insanlar gibi biz de şikayet ediyoruz. Öyle ama. Lütfen hizmet edin. Ya. Hangi parti gelecekse Gerçekten bakın, Ali konuşamam Yakupoğlu, Ali Yakupoğlu gitti. Şehir köstebek yuvası haline döndü. ben. Evet. Demek Buradan ki da hani bizim asfaltımızı Ali liyakat Yakupoğlu dediğimiz şey bu. yapıyormuş. Liyakat dediğimiz şey tam olarak bu. Ben bugün Ali'ye kızdım. Dur bunu bir sürgün edeyim. Böyle bir şekilde belediye yönetilmez. Yönetilmez. Bu arada hoşuma giden diğer proje, gerçekten eğer gerçekleştirirse çok mutlu olurum. Çok çok mutlu olurum hatta. Yaşlılar için, engelliler için özellikle üst geçitlere yürüyen merdiven projesi var. Yapılabilir mi dersin? Bence yapılabilir. Yani gereken bütçe sağlanırsa, büyük şehirden de destek alınırsa
yapılabilir. Çünkü ciddi bir sorun yaşıyoruz bununla ilgili. Özellikle pazar yerinin yeni yerinden sonra ben orada birkaç gözlem yaptım. Yaşlı insanlar çok zorlanıyorlar. Yani asansöre binerken dehşet bir kalabalık var. İçinde dehşet bir havasızlık var. Yani yapılabilirse çok mutlu oluruz. Özellikle Dediğin engelli arkadaşlar için de. programın ortasında dediğim şey buydu. Övünç Demir'in en büyük handikapı şu anki belediyenin CHP'li olması. Bak ne güzel projeler var. Evet. Neler neler konuşuyoruz. Ya madem yapılıyordu niye yapmadınız? Tabii hep güzelleri konuşuyoruz bu arada. Evet. Yoksa Pancar'daki şu büyük 50 bin kişilik konser alanı, yok festival alanı falan bana biraz uçuk ve saçma Zaten geldi. Yer verilmemiş basın yani. bülteninde o pancar projesine de yer verilmemiş. Bence Övünç abi buralarda biraz hayal dünyasını kullandı. Ama Bu şöyle arada yapılabilir mi? Yapılabilir. hayal etmeden yapamayız. Belki Ya Övünç öyle. Başkan Ama ikinci ben dönemi için söylemiş de olabilir onu. herhalde. Tabii şöyle bir söylem var şimdi partililer bize şunu söylüyor. Sayın Övünç Demir 20 yıllık bir Evet. şeyle geliyor, düşünceyle geliyor. Yani ben iktidarı alacağım ve 20 yıl boyunca bu halka hizmet edeceğim düşüncesiyle geliyor. Yani eğer hizmet edecekse 20 yıl değil 30 yıllık gelsin isteriz. Ama dediğim gibi eğer hizmet Çok edecekse büyük bir proje o gerçekten. evet. Ya o yüzden bana biraz büyüklüğünden dolayı biraz da bana ya bir de şimdi dediğim gibi yani bu tür alanlardansa olimpik havuzmuş mu? Yani bu insanların çok daha öncelikleri, Ama farklı o öncelikleri var. olimpik havuz derken şunu söyledi. Sadece yazın yüzülmez dedi. Ben Torbalı halkının kışında yüzmesini sağlayacağım dedi. Burada böyle bir ayrıntı var. Ya işte ben de diyorum ki insanlar önce bir düzgün yollarda yürüsünler, sonra yüzerler ya. Yani şu an bizim yüzmekten daha çok düzgün yollara ihtiyacımız var. Evet, Yürüyen merdiven arkadaş yürütmüyorsunuz ki. Yani oraya şimdi yüzmeye gidene kadar nasıl gideceğiz? yürüyemiyoruz ki Yollar bozuk. Bozuk yollardan yani arabamız bozuluyor, motorumuz bozuluyor. O yüzden önceliğimiz büyük sorunlar. Ondan sonra bunlara evet, geçebiliriz. üniversite öğrencileri için bir şeyler söyledi. Bu arada üniversite öğrencilerinin gerçekten Allah yardımcısı olsun. Biz de geçtik o yollardan. Gerçekten. Bizim zamanımızda tabii enflasyon yoktu arkadaşlar. Biz 5 liraya döner yiyorduk, 10 liraya döner yiyorduk. Hakikaten Şimdiki ya. gibi değil. Ne Şurada zamanlarmış. Özgür Erman Çağlar'ın da böyle bir projesi var. Üniversiteye başlayan her gencimize 10 bin lira vereceğim demiş bir seferlik. Övünç Demir ise Güzel para. bunu başarı sıralaması şartı getirmiş buna. Evet, Ben bu hatırlıyorum öyle dikkatimi söylediğini. çekti. Şimdi şu var. Sayın Özgür Erman Çağlar üniversiteye giden herkese 10 bin lira verecek. Yani şu. Küçümsemek için tabii ki söylemiyorum ama Hakkari'nin bilmem neresinin neresinde 2 yıllık bölüm kazananla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan da 10 bin lira para alacak. Ben bunu anladım. Çünkü detay yok. Övünç Demir ise şunu yapmış. Sıralamada ilk 10 bine girene aylık 5.000 TL, ilk 20 bine girene aylık 2.500 TL, Torbalı'da ikamet eden dar gelirli öğrencilerimize de aylık 1.500 TL burs demiş. Sence hangisi daha mantıklı? Her üniversiteye gidene mi, ilk 20 bine girene mi? Ya her üniversiteye gidene bir kere nasıl verecek bilmiyorum. Çünkü yani ciddi bir genç Evet, kayıt sayısı yaptırıp var. gitmeyen de var. Kayıt yaptırıp gitmeyen var. Yani başarı odaklı kesinlikle mantıklı. Ama sadece başarı odaklı değil. Bence biraz da şey düşünülmeli. Maddi durumu ne? Yani bence çünkü yoksul ailelerin çocuklarına öncelik verilmeli başarı gözetmeden. Çünkü bir şekilde üniversiteye gitmeyi zaten başarmış bu çocuk. Belli bir emek vermiş. Belli bir yaşa gelmiş. En azından o aileler tespit edilip sosyal hizmetlerle İzmir Büyükşehir'le birlikte bence önceliği buraya vermeliler. Daha sonra eğer bu çocuk başarı getiriyorsa destek olunabilir. Ama temel düzeyde bence önce yoksul ailelerin çocuklarına burslar verilmeli. Sayın Özgür Arman Çağlar da, Sayın Övünç Demir de, diğer parti adayları da bunu ciddiye alsınlar ve bununla Evet. ilgili bir proje hazırlasınlar isterim. Gönlüm bundan yanadır. Tabii yine kendi projeleri de kendileri bilirler. Bu arada hazır konu bu gençlerle ilgili ve çocuklarla ilgiliyken Sayın Övünç Demir'in gençlerle ve çocuklarla ilgili ciddi projeleri olduğunu gördüm. İşte etüt merkezleri olsun, eğitim kampüsleri olsun, birçok yerde milli sporcu yetiştirmek için ciddi spor kompleksleri olsun. Tabii biz şurada şöyle Torbalı Sporcu Fabrikası'nda milli sporcular yetiştireceğiz Evet, demiş. yani ben projede genel yaptığı sunumları böyle düşünülerek konuşuyorum şu an notlara bakmadan tamamen dinlediklerimi düşünerek konuşuyorum ve gerçekten sonra aklıma şu geldi bak az önce çok emeği konuştuk çok emeği Evet. ikiye ayırdık bir sürekli yapılan ziyaretler bir de yapılacak projelerle ilgili çok emek güçlü gelecek bence tamamıyla
ile ilgili, Tabii gelecekte. güçlü gelecekle ilgili, yani geleceğimiz olan çocuklarımızla, kardeşlerimizle ilgili olan bölümde yoğun bir kreşlerle ilgili, işte köylerde yapılacak konaklarla Tabii ilgili, çocuk köyü yapılacak, işte tabii anne baba okulu tarzı şeyler söyledi. hep böyle çocuk ve gençlerle, kadınlarla ilgili yoğun bir proje gördüm ben ve benim bu kısımlar hoşuma gitti. Tabii yapılabilirse. Yapılırsa çok minnettar kalırız açıkçası. Bu halk, bu ilçe size çok Evet. minnettar kalır yapabilirseniz. Yapamazsanız da sağlık olsun Burada diyoruz. şöyle bir şey dikkatimi çekmiş. Nasıl bir şey? Torbalı'da biliyorsunuz hani Övünç'te bir vandalizmden de bahsetti. Aa İşte evet. belediye park yapıyor. Gelip salıncağı demirini kırıyorlar dedi mesela. Bunun da önüne şöyle geçeceğim dedi. Parkları biraz daha geliştireceğiz. Daha modernize bir hale getireceğiz. İçerisine de birer büfe yaptıracağım dedi. O büfeyi işletmeciye verecek. Atıyorum ben, sen tabii basit örnek ben büfe işletmeyeceğim. Gidip o parkın büfesini alacağım, ben işleteceğim. Ama ona bunu çok güzel bir şey ekledi arkasından. Tabii. Böyle bir kızarak hatta ekledi. Dedi ki bu parkta bir çocuğun burnu kanarsa senden bilirim. Bu parkta bir tane çekirdek kabuğu bulursam senden bilirim. Evet. Yani baktığında şey diyorsun. Çok iyi konuşuyor yani böyle. Bunu yapabilirse gerçekten tebrik ederim diyorsun ama Öğünç abi buradan ben sana sesleniyorum. Emin ol o çekirdek kabuklarını bulacağız. O O çocuklarımızın burnu çocukların da burnu kanayacak. kanayacak. Yani gönül ister senin dediğin gibi olsun. Ama öyle olmayacak. Biz öyle düşünmüyoruz. Onun dışında da vandalizme karşı mücadeleyi hepimiz destekliyoruz. Onun dışında var mı söylemek istediğim şey? Bu arada not almışım. Askıda burs diye bir notum var. Sanırım ben tam hatırlamıyorum. Bu yoksul ailelerin çocuklarıyla ilgilim. Yani durumu olan zengin iş adamları fabrikalardan alacakları burslarla bu çocukları mı okutacaklar? Sen hatırlıyor musun bununla ilgili söylemi? Ben not almışım Hayır, ama. ben bu kısmı O büyük ihtimalle bununla atladım. ilgili olabilir. Eğer bununla ilgiliyse tebrik ediyoruz. Bu arada millet bahçesine ağaç dikeceğiz. Ya ben millet bahçesiyle ilgili proje bana biraz komik geldi açıkçası. Şu yapılan olan millet Ama bahçesi yani şu konuda kesinlikle hak veriyorum. Şu an bir atıl duruma dönüşmüş durumda. Neredeyse kimse gitmiyor. Kimse oraya uğramıyor. Belki havalardan dolayıdır. Onu da bilemeyiz ama orayı ne yapacak? İçinde sanırım yoğun bir ağaçlandırma var. Onun şöyle dışında ben bir şey bahsetti. görmedim, duymadım. Ağaçlandırma ile ilgili şunu söyledi. İşte Avrupa'da kişi başı yeşil alan 20 metrekare, Türkiye'de 9 metrekare, Torbalı'da 4 metrekare dedi. Ama bunu millet bahçesini ağaçlandırarak kapatamazsın. Kapatamaz tabii ama neden yapılmasın? Hayır ben bu arada kesinlikle ağaçlandırmayı, yeşil Evet. torbalıyı çok istiyorum. Zaten buranın dehşet kirli bir havası var. Efendiler Yani özellikle bunu... millet bahçesi demişken orası Sayın Adnan Yaşar Görmez zamanında yapıldı. Yine Evet. Adnan Yaşar Görmez zamanında başlanıp bitirilemeyen belediye binası var biliyorsun. Evet. Onunla ilgili dedi. Övünç Demir şunu söyledi. Konuşmadık onu doğru. Belediye binasını bitireceğim dedi. Kamuda süreklilik esastır dedi. Yani o yapmış bu yapmışa bakmayacağım dedi. Belediye binasını bitireceğim dedi. Sayın Adnan Yaşar Görmez'i de davet edeceğim dedi. Orayı birlikte açacağız dedi. Kurdeleydi, birlikte keseceğiz dedi. Kurdeleyi birlikte keseceğiz dedi. Çok beğendim. Ben İşte de çok beğendim. samimiyetten kastettiğim Ya bu. orası bizim zaten paralarımızla yapılmadı mı? Evet. Bir dünya para harcanmadı mı oraya düşsene? Evet. Gelip başka bir yerde belediye binası yaptığını ne kadar kötü olur ya. Ne yapacaksın orayı? Kız yurdu. Öyle bir söylem vardı bir ara. Büyükşehir'e Gerçi o da gitmiş. verileceği söylendi kız yurdu yapılacağı da. Evet. Tunç Soyer yapamıyor. Yani Tunç kız Soyer yurdunu de niye gitti. yapacaksın? Üniversite yok ki abi Evet. ilçede. Torbalı'da üniversite yok. Kız Aynen. yurdu yapacaksın. Ne yani şimdi? Bornova'dan buraya mı gelsin kızlar? Bir de Ne yol istiyorsunuz çeksin sen? ya. Ne istiyorsunuz Ya siz bu öğrencilerden? mantıklı projeler de Evet, son gelecek olarak şu sende. da dikkatimi çekti. Kapanışı nasıl buldun? Nesrin teyze sahneye çıktı. Elinde bayrakta bir kadın çıktı O ya. zaten çok popüler oldu. Sosyal Evet. medyada da çok yoğun bir beğeni aldı. Çaybaşı'da yaşanmıştı değil mi o görüntü? Ya Çaybaşı ben tam SKMM olarak çalışır diye ben bilmiyorum. böyle biliyorum. Çok güzel bir görüntüydü. Tekrardan aynı görüntü yaşandı. Sosyal medyanın gücü diyorum ben buna biraz. Ve çok da tatlı duruyor bu arada. Evet, Teyzemin ellerinden tatlı bir öpeyim. teyzemizdi. Onun dışında biz Sayın Öncü Demir'in her yere eşit hizmet söylemlerini çok beğendik. Bütün projeleri özellikle gençler ve kadınlar ağırlıklı olarak gördük, saydık ve hoşumuza gitti. Gerçekleştirebilirsin ne mutlu bize ne mutlu Torbalı halkına. Umarım gerçekleştirebilir. Tabii bunun için önce seçimi kazanması gerekiyor. Onun dışında var mı senin söylemek istediğin bir şey? Yok, hayır. Dediğim gibi Övünç Demir'imiz projelerini bu şekilde değerlendirdik. Bunun da sebebi şu. Sayın Özgür Erman Çağlar bize dergi göndermişti. Övünç Demir basın ekibi bize dergi göndermedi. Projelerin sunumunu da göndermedi. Sadece haber metni gönderdiler ve biz orada kendi
duyduklarımızla bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Ben aşağı indim, sen geri geldi aşağı indin, Evet, başka not insanlarla aldık konuştuk, sürekli. not aldık. Yani daha basına, daha dolu bir bülten verilebilirdi. Zayıftı abi bu konuda. Çok Ben zayıftı. kesinlikle eksi yazdım yani. Ne bir el broşürü var, ne bir defter var, ne bir, yani yine diyorum ben bu Cumhur İttifakı'nı bu yüzden takdir ediyoruz. Çünkü Evet. yani gördün, harika bir iş yapmışlar. Tam çok para harcamışlar, o ayrı mesele. Ama iyi bir iş yaptı. Yani tanıtımına bakabiliyorduk. Yani Şimdi insanlardan şey istedik. Aradık, dedik ki bize projeyle ilgili doküman gönderin dedik. Bize her tarafta yayınlanmış basın biriminin metnini gönderdiler. Zaten biz bunu kendimiz de bulabiliyoruz. Yani bu, ve baktığımızda yani tanıtımla alakalı hiçbir şey yok yok ve burada. bitti. O gün orada konuşuldu, haber yapıldı, bitti. Ya düşman mısınız Sayın Ümüşdemir? Anlamadık ki Özgün ya. Erman Çağlar'ın dergileri her dükkanda var. Berber salonlarında, kuaförlerde, kahvehanelerde, iş yerlerinde. Yani yapmayın. Zayıftınız abi bu konuda, Zayıf. Bu gerçekten konuda gerçekten dedim eksi, ya, yani eksi bir yani yani. basın birimi basının nerede duracağını bile ayarlamamış. Yani mesela şu cümleyi kullandık. Dedik ki işte belki meclis üyesi anlamında Sayın Ümüşdemir iyiydi. İyiydi. Liste olarak çok Liste iyiydi. olarak çok iyi dedik ama lansman konusunda ben organizasyondan bahsediyorum. Tamamıyla eksi olarak daha fazlaydı. Daha kötüydü Ama bence evet, organizasyon şöyle, anlamında. ama bu İçerik eksiler anlamında, Sayın Ümüşdemir'den bahsetmiyorum. ekibin Tamamıyla eksikliği, ekibin ekipten eksikliğinden bahsediyoruz. bahsediyoruz. Kalabalıktan bahsediyorum. Coşku da çok yoktu açıkçası. Yani böyle şey, hatta oradaki gençlere sordum. Umutlu hissediyor musunuz? Nasıl ortam dedim. Birkaç gözlem yaptım. Birkaç kişiyle konuştum. Çok da umutlu bir ortam yoktu yani. Dediğim gibi organizasyon, ekip işi biraz zayıftı. Bunu da düşünün derim. Onun dışında da Sayın Ümüşdemir'in projelerini bu şekilde değerlendirdik. Daha doğrusu değerlendiremedik çünkü yok. Değerlendiremedik. Elimizde yok. Maalesef yok. Değerlendirmeye çalıştık. Değerlendirmeye Çalıştık. çalıştık. Kendi imkanlarımızla, Kendi kendi imkanlarımızla. notlarımızla. Dediğimiz gibi yani en azından zaten şöyle bir başlık atılmış. Ayağı yere basan demir gibi projeler diye. Ayağı yere basan demir gibi projeler var mı içlerinde? Var. Hepsi mi? Değil. Hepsi demir gibi projeler değil. Ancak güzel projeler var. En azından daha gerçekçiydi. Daha hoştu. Öyle söyleyeyim. Sen ne söylemek istersin burada? Şimdi şöyle, ben zihnimde canlandırıyorum biraz. Önüşdemir'in çok daha büyük kapsayıcı projeleri vardı, yazılmamış. Misal Murat Bey Mahallesi ile ilgili tek satır geçmiyor. Murat Bey Mahallesi Torbalı'nın en büyük mahallesi. Murat Bey ile ilgili hiç mi bir şey yok? Var, ben orada duydum. Ama benim işim değil ki bunu insanlara reklamını yapmak, anlatmak. O yüzden ben Önüşdemir'in lansmanının, basın bülteninin üzerinde basın biriminin kafa yormasını rica ediyorum. Lütfen işinizi düzgün yapın. Burada emek var. Olaya sadece para gözüyle bakıyorsanız da sizin kendi kişiliğiniz, kendi karakteriniz, saygı duyuyorum. Aynen, buradan biz Söyleyeceklerim bu kadar. organizasyona çok kızmışız, onu fark Evet. ettim. Sürekli onları sallayıp duruyoruz. Onun dışında unuttuğumuz tarım ve hayvancılara destek vereceğiz dedi. Üretenin yanında olacağız. Halkkart ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. İşte evde tek başına yaşayan 65 yaş üstü emeklilerimize aylık 1000 TL gibi bir yardımda bulunacağız dedi. 1000 TL çok komik bir rakam bu arada ama yine de bunu verebilmeniz en azından iyi. Çünkü durum çok kötü. Ya belediyenin Ekonomi durumu çok çok kötü. kötü. Tabii bundan da Belediyenin bahsetti. şu anda hacizli arabaları var. Evet ya, bahsetti hatta şey dedi. İşte kiralar çok arttı. Evet. Ekonomi çok kötü. Ancak belediyenin bütçesi bitik durumda demeye getirdi. Ben öyle anladım. Onun dışında burada hepimizin bu ilçe için elini taşın altına sokması gerekiyor. Hepimizin gerçekten ciddi anlamda liyakatlı bir şekilde herkes neyi iyi yapabiliyorsa onu yapmalı ve iyi bir mücadeleyle yaşanılabilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Bu ilçeyi, çünkü biz buranın evlatlarıyız ve burada iyi bir yaşam sürmek istiyoruz. Burada yaşayan insanlar da iyi yaşasınlar istiyoruz. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok, hayır. Övünç Demir de projelerini tanıttı. Özgür Erman Çağlar, Övünç Demir. Sanırsam bir Melih Terzioğlu şu an bir lansman yapma hazırlığı içerisinde. Yapar mı? Çünkü çok az bir süre kaldı. Yaparsa ona da gideriz. Notlarımızı alır ve değerlendirmesini Evet, yaparız. söyleyeceklerim bunun dışında şu an için bu kadar. O zaman ben de bunu, son cümlemi Nazım Hikmet'in güzel bir dizesiyle bitiriyorum. Sen yanmasan, ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diyor Sayın Nazım Hikmet. Buradan teşekkür ediyoruz. Lütfen bu yaptığımız değerlendirmelerle ilgili, yaptığımız programlarla ilgili tüm olumlu olumsuz yorumlarınızı videonun altına belirtin. Hepsini okuyoruz.
Yanlışlarımız olur, dilimiz sürçmüştür. Nokta nokta yer yer haddimizi aşmışızdır. Öyle düşünürseniz affola şimdiden diyelim. Ve böyle düşünüyorsanız da bunları belirtin. Yani biz de beşeriz sonuçta. İllaki eksikliklerimiz olabilir fark etmeden. Teşekkür ediyorum. Bize destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın.